Bir bakalım, bize aşağıdaki sayı doğrusunu kullanarak saatin kaç olduğunu bulmaya çalışın demişler. Sayı doğrusu üzerinde saatleri görüyoruz. Mesela saat bu noktada gece 1. Burada 1'i çeyrek geçiyor ya da 1.15'te diyebiliriz. Burada 1.5 ya da 1.30. Burada 2'ye çeyrek var ya da 1.45 diyebiliriz ve burada da 2. Saatin kaç olduğunu bulmamız gereken nokta ise bu. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Hadi şimdi birlikte yapalım. Bunun çok da zor bir soru olmadığını düşünüyorum. Demek istediğim saatin kaç olduğunu söylemek çok da zor değil çünkü verilen sayı ya da zaman doğrusu diyelim zaten 1 ile 2 arasında. Bu da saatin 1 olduğu, yani birli bir şey olduğu anlamına geliyor. Hemen not ediyorum. 1 ile başlayacak. Evet saat 2 değil çünkü saatin 2 olması için buraya kadar ilerlememiz lazım. Oysaki bize verilen nokta burada yer alıyor. Peki dakikayı nasıl belirleyeceğiz? Hmm, dakikanın da 15 ile 30 arasında olacağını söyleyebiliriz, öyle değil mi? Ek olarak bu koyu çizgileri dikkatlice inceleyecek olursak, her birinin bir dakikayı temsil ettiğini düşünüyorum. Hadi gelin kontrol edelim. Saat bu noktada 1. Burada biri 1 geçiyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve... 15. Evet, çizgilerin her biri bir dakikayı temsil ediyormuş. O halde bu noktada saatin kaç olduğunu bulmak için çizgileri saymamız yeterli. 15'ten sonra devam edeceğim. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Evet, saat 1'i 25 geçiyor. İsterseniz bu daha uzun olan çizgileri de sayabilirsiniz. Demek istediğim, az önce sayarken bunların da beşer dakikalık aralıkları temsil ettiğini gördüğümüze göre bakın bir 2 3 4 5. Burası 5 dakika. Burada bir 5 dakika daha olduğuna göre bu noktada 15'e 10 eklersek saat 1.25 olur. O halde neymiş? Zaman ya da sayı doğrusunda işaretli noktada saat 1.25'miş.